Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Hayırlı Ramazanlar. Ramazanınız nasıl geçiyor? Bir sıkıntınız var mı? Bugün sizlere çok ünlü bir kitaptan bahsedeceğim. Herkesin alıp okumak istediği, merak ettiği bir kitaptan. Bugün sizlere İhsan Kartal'ın yazmış olduğu Her Şeyi Bir Öğretmeni Sevmekle Başlar kitabını tavsiye edeceğim. Kitap gerçekten çok güzel. Özellikle öğretmen adaylarımız için harika bir kitap. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Özellikle öğretmen adaylarımıza. Ben kitabı çok sevdim çünkü gerçekten her şeyi bir öğretmeni sevmekle başlıyorum. Bu konuyu şu şekilde anlatayım. Ben kanalımı takip edenleriniz biliyordur. Bilmeyenleriniz için de tekrar söyleyeyim. Ben bedensel engelli bir insanım. Haliyle bedensel engelli bir öğrenciydim. Ve eğitim sürecim çok sıkıntılıydı. Okula alışamadım. Oradaki çocuklardan kendimi farklı hissettim. Ve bu yüzden okulu bırakmaya karar verdim. Bir dönem. Sonrasında okulumuzun bir rehber öğretmeni vardı. Soy ismini hatırlayamıyorum. Ama ismi Fazıl'dı. Benimle bir konuşma yapmıştı o dönemde. Okula olan bakış açım konusunda. O konuşmayı tam olarak hatırlayamıyorum ama bende iz bırakan, hafızamda kalan bir konuşmaydı. Gerçekten okula bakış açımı değiştirdim. Şimdi sizlere kitabın arka kısmındaki özetinden bahsedeceğim. Geriye dönüp baktığımda hep iyi ki diyorum. İyi ki yolum bu köyle, çocuklarla, velilerle ve köy halkıyla kesişmiş. İyi ki öğretmen olmuşum. İyi ki kalplere dokunmuşum. Hepimizin sevdiği köy öğretmeni İhsan Kartoğlu bu kitabında bizimle kendi deneyimlerini paylaşıyor. Çocukluğundan öğretmenliğe, öğretmenlikten şimdiye uzanan yolda başından geçen olayları trajikomik bir üslupla anlatıyor. Böylece bizi hem hissedeceğimiz hem de gülümseyeceğimiz bir yolculuğa davet ediyor. Yolculuk boyunca karşımıza pek çok durak çıkıyor. Çayeli sokakları, okul yılları, Kars'ın Okçuoğlu köyü ve birbirinden farklı, birbirinden değerli ilkokul öğrencileri. Ancak bu yol sadece çiçeklerle bezeli değil. Kartoğlu'nun çektiği çeşitli zorluklar da var. Ne var ki atılan kahkahalar, çatılan kaşlardan, tokalaşan eller, sallanan parmaklardan kat be kat daha fazla. Hiçbir çıkar gözetmeden, kendini öğrencilere vakfeden, gizledikleri yaptıklarından fazla olan sosyal medyadaki paylaşımları yüz binlerce insan tarafından takdirle karşılanan fedakar öğretmen İhsan Kartoğlu'na kulak verin. Çünkü her şey bir öğretmeni sevmekle başlar. Sadece bir kitap ismi değil, aynı zamanda bir yaşam felsefesi. Gerçekten benim okul yıllarındaki öğretmenlerim de çok çok iyiydi. Hepsine buradan sevgiler, saygılar. Eğer denk gelirlerse bu videoya çok sevinirim ve çok isterim denk gelmelerini. Gerçekten her şey bir öğretmeni sevmekle başlar. Ben öğretmenlerimi sevdiğim için okul yıllarımı, okul sürecimi, eğitim sürecimi de sevmeye başladım. Gerçekten bu benim için çok kıymetli. Ve gerçekten böyle öğretmenler de çok çok kıymetli. Ben de İhsan Kartoğlu gibi öğretmenlere denk geldim eğitim sürecim boyunca. Gerçekten bu yönden çok şanslıyım. Umarım İhsan Kartoğlu ve onun gibi öğretmenlerin sayısı artar ve çoğalırlar. Çünkü gerçekten böyle öğretmenlere ihtiyacımız var. Hepimizin, bizden sonraki nesillerin de ihtiyacı var. Her şey bir öğretmeni sevmekle başlar. Ağustos 2019, Kars'ın bir köyüne atandığım haberini aldığım günler.
acaba nasıl bir öğretmen olacağım düşüncesiyle kara kara düşündüğüm dönemler. Korkuyordum. İnsan nasıl korkmaz? Küçücük çocukları hayata hazırlamak kolay mı? Bunun sorumluluğunu almak kolay mı? Çok zor. Gerçekten çok zor. Sağlıklı bireyleri hazırlamak çok zor. Engelli bir öğrenciyi eğitime hazırlamak, hayata hazırlamak çok zor. O yüzden böyle öğretmenler çok çok kıymetli. Umarım yeni nesil öğretmen adaylarımız da İhsan Kartoğlu gibi bir öğretmen olur. Eğer sevilen bir öğretmen olmak istiyorsanız mutlaka bu kitabı okumalısınız. İhsan Kartoğlu'nun Her Şey Bir Öğretmeni Sevmekle Başlar kitap yorumu bir engelli öğrenci tarafından yapılan yorumdur. Umarım beğenirsiniz, beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoya like ve bol bol yorum yapmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınız beni çok çok mutlu edecektir. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.